Star Trek yine geldik. Dördüncü sezon, 25. bölüm In Theory. Data aşık oluyor mu, olduruluyor mu bölümü. Biraz ilginç bir bölüm. Ee, hı hı. Aslında Jen, Jenna Jenna Sora karakteri Jeff'ten ayrılıyor. Jeff kim hiç bir fikrim yok. Ama Data'da o ayrıldığı dönemde onunla böyle bir Yakınlaşıyor, dostluk kuruyor. Cena da... Adam yerine koyup ilgileniyor sadece diye. Aynen. Kibarlık yapıyor. Aslında e, öğrendiği insanlığı uyguluyor. Hmm. <laughs> Kibar davranıyor, şevklendirici davranıyor. Onun yanında oluyor. Kadın da hoşuna gidiyor doğal olarak. Çünkü belli ki bir hödükten ayrılmış. O yüzden e, böyle bir yakınlaşma oluyor ama çok ilginç. Mesela bu bölümde kadın DT'ye aşık oluyor mu? DT'ye aşık mı etmeye çalışıyor? Falan böyle biraz arada kalıyor. DT uğraşıyor da taklitler falan yapıyor böyle kendinden geçiyor. He. Hatta sana de konuştuk yani bu videoyu yapalım mı yapmayalım bölümü konuşalım mı konuşmayalım. Hani aşk meseleleri bilmiyorum girmek konuşmak birazcık yani çok keyif aldığımız şeyler değil ama bu bölüm özelinde biraz ilginç durumlar var yani. Ya bu bölümde bence yazarların yazarken ne kadar iyi temalar olduğunu fark etmediği e, ama yine de akıllı yazarlar oldukları için Hani şöyle yatay bakışta falan şey birkaç kere konuştuk ya biz seninle. Mesela adam vakti zamanında robo kapı çekiyor veya da hmm. ne bileyim eski klasik filmleri Mad Max'i çekiyor falan. Yıllar geçiyor biz diyoruz ki o adam şunu çok iyi öngörmüş veya da helal olsun bunu çok iyi yakalamış falan. Aslında ben hep şey diyorum ya, yani bu filmlere film gözüyle bakmak lazım. Aşırı okuma yapmamak lazım. Öte yandan işte iyi sanatçılar öyle diyeyim günün sonunda sanatçılar, zanaatkarlar, yazarlar. Bazen bazı şeyleri yazarken öyle bir gözle bakıyorlar ki asıl niyetleri o olmasa da çok önemli bazı şeyler yakalıyorlar. Bence bölüm yakaladıkları iki tane çok önemli şey var. Bir, daha sonraki çok fazla Android işinde bir ara hatta hatırlarsan televizyonlarımız sadece Android dizisi basıyordu. Yok Humans, yok Westworld, yok Kustworld. Böyle bir, var bir hala, ara hala, şişmiştik var. Androidler ayaklanıyordu. İlk <laughs> sezonu yine Androidler ayaklanıyor falan. Full Android ayaklanıyor falan böyle. İşte insan olacaklar, hak istiyorlar. Detroit bir human. Bir ara çok şişirdik mesela. İşte orada bir şey durumu var ya mesela. Yani data gerçekten aşık olabilir mi, sevebilir mi filan. Data da orada bir yerde şeyi söylüyor. Yani kız şey diyor yani sen beni sevdin mi hani o zaman diyor. Data da şey söylüyor yani sevmek falan tabii bunlar ilginç kelimeler ama <laughs> neticede ben senin için kendi içinde sana özel bir proses yarattım. Ve senin bende bana, sana bana ait bir prosesim var. Ve bu Program yazdım Ha ve, ve, bu proses benden memori yiyor. Yani bir de güç harcatıyorsun bana. Şimdi aslında diyeceğim burada tuhaf bir şekilde. Hani kim insanların aşka ne kadar ruhani baktığıyla alakalı. Ben çok ruhani bakan birisi değilim sevme ve aşk işlerine. Ama insanda da durum biraz böyle ya. Yani sen birisini sevdiğin zaman veya da aşık oldum dediğin zaman o kişiyi daha çok düşünürsün. O kişi için endişe edersin. He, yanında de. olsun istersin daha çok görmek istersin. Kızarsın. Mesela 10 kişi 10 kişi yazsın sana o gün sallamazsın da aşık oldun veya da hoşlandığın kişi yazsın hemen peşine düşersin böyle filan bir şeyler yaparsın. Yani datanın söylediği ben kafamda sana ait bir proses yarattım. Bir program yazdım senin için. Ve ona göre artık sana farklı davranıyorum dediği bence tuhaf bir şekilde bir sürü insan ilişkisinin özeti. Yani evet. data aşık mı değil mi? Yahu data aşık olduğuna dair bir program yaratıp onu uygulamaya koyduysa o okeydir yani olmuş demektir zaten olan o ya. Yani burada aslında tuhaf olan işte Android gibi karakterlerin bunu açıp kapatabilmesi, açıp kapatma butonu olması. Aşk acısı çekmiyor ha bitince siliyor programı şöyle bir kutusuna sürüklüyor yani. E, unik bir şey de olmuyor işte ya aslında başkaların onu da taklit ederek gösteriyor. Başkası oluyor aslında da. işte Diyor tarihteki ah. aşklara baktım onlardan şunu ah. aldım bunu aldım. Evet. <laughs> O da bence ikinci işledikleri çok önemli tema ama yeterince işlemiyorlar aslında bölümü bir yerinde evet, onları hızlıca geçiyor. Bu bölümü full bunu ayırabilirlerdi yani. Ya bu da şu Heh, pek seveyim. çok insan için de şey var. Ee, hele biraz daha böyle gençlerde gençler demeyeyim gerçi belki de bu konu üzerinde çok düşünmemiş, biraz kendisine çok düşünmemiş insanlarda ben şeyi çok görürüm. Böyle aşık oluyor sonra kafasında böyle kafasında şey diyor. Ben diyor aşık oldum diyor. Biz aşk yaşıyoruz diyor. <laughs> Görürsün bunu. internette bu çoktur. TikTok'larda Instagram'da. Yani aşık oldum mu bir kere bu kelimeyi kullandım mı ondan sonra aşkım için işte bilmem ne hani Tabii böyle biliyorum. devlerin aşkı büyük olur falan böyle bir, <laughs> bir triplere mi? giriliyor. Bu triplere girmek aslında bu bölüm data'nın da birebir yaptığı şey. Yani data böyle şey oluyor. Ben bu kızı sevdim mi sevdim. O zaman diyor ben de davranacağım. Yani başka birisi yapıyor bir anda kendisini. Olduğu şey olarak yani insan ilişkilerinde yapılan çok bariz bir hata. Ama işin işte ilginci bu bölümde sanki bunu bir komedik bir şeymiş gibi kullanıyorlar ama bence bu bariz şekilde insanların çok yani genç yaşlı demeden yaptıkları bir hata. hata. Şey çünkü yani sen artık aşıksın bir ilişkidesin o zaman artık böyle birisi olacaksın bambaşka birisi olacaksın şu olacaksın bu olacaksın o öyle olmaz işte sen aşık değil misin bana oradan bir hesap sormalar falan bir takım kalıplar yani örüntüler deniyor işte bunlara. Örüntü, pattern filan deniyor. Yani insan ilişkilerinde, psikolojide çok kullanıyor, kullanıyorlar artık bu kelimeleri. Ee, kendi yaşamak istediğin gibi değil de televizyonda gördüğün gibi ya da kendi yaşamak o istediğin aşkı gibi aşkı yaşamak de, istiyor da ilişki kurmak istemiyor aslında. Bir şarkıda anlatıldığı gibi işte bilmem ne şarkısındaki gibi bir şey yaşamak istiyor. Ya kardeşim sen insanı sevdiysen işte beraber oturun iyi vakit geçirin işte ne yapıyorsanız. Yani şey gibi yaşamak zorunda değilsin. Kanal D'dekiler gibi yaşamak zorunda değilsin böyle. Ha, yerleri yakacak anladın mı? Güller dökecek falan böyle. Bunlar bunlar işte şey. Yani aslında datanın burada düştüğü hata normalde insanların düştüğü hata. Datanın birisini sevmek için uyguladığı yöntem aslında insanların da uyguladığı yöntem. Yani Tabii onlardan biraz oluyor. orada bir paralellik kurmuşlar. Başarılı bir paralellik kurmuşlar. Ama bu kurdukları paralelliğin ne kadar bariz önemli olduğunu fark edip bölümün ana konusu yapmamışlar. Bence... Yani bir noktada Troy'un, Muray'un falan oturup ya bak hani data bunu yaptı ama biz insanlar da şöyle severiz. Biz Betazoid'ler de böyle severiz falan dedi bir yapı kursalar çok daha iyi bir yerde olurmuş bölüm. Onun yerine onun yani birazcık şey gitmemiş. Bu bölümde data aşık oluyor, maymunluk yapıyor. <laughs> ama aslında o maymunluk yapması Westworld'deki şey hatırlıyor musun? Reveries kısmını? Ha tabii canım o mükemmel. Ee, o da birazcık şey gibi hani bu bölümün sonunda mesela işte data kıza aşık olma programını siliyor kafasında aşk acısı çekmeden geçmiş gibi oluyor sanki. Şeyse, Westworld'deki ise şeyi işliyordu. Yani bir program, bir yazıl bir, bir yazılım, bir Android, bir programı, bir scripti bir kere çalıştırdıysa onu silse de o tam olarak silinmiyor gibi bir temaya gidiyordu ya işte hep de şeydir o. Hard disklerden gitmez bir. data böyle üstüne 40 kere yazman gerekir tribi vardır Aynen. ya bin yılların. Birazcık böyle aslında hani aktif olmayan şeyler veyahut da silindi kabul edilen şeyler aslında o Tümüyle silinmiyor, onun yerine başka bir şey uygulanıyor sadece. Westworld'daki 4'teki kırılmayı sağlayan reverilerin devreye girip robotların bir yanda kayıp analarına ulaştığı bir şeydi. Mesela bölümün sonunda böyle data bir de hani kızı sevdiği anla ilgili bir anı yakalasa, ulan dese benim programlandığı böyle bir şey yok falan. İmmitiş bölümü olurmuş bence. Evet. Ama şey dedim ki bu temaları bence çok yakalayıp meydana koymamışlar yani. Evet çok bölümün süresi içinde kalmaya çalışıyor. Bir tek Troy bir yerde şey diyor işte hani bu senin günlük ilişkilerin gibi olmayacak. Daha farklı diyor. Belki o bozuyor. Ben o yüzden şeye takıldım işte. Mesela Troy onu uyarıyor. Hani bak aşk başka bir şeydir. Başka bir ilişki. Şimdi aslında Data'nın alıştığı bir ilişki türü var. Tabi bunu alışkanlık olarak tanımlamıyor kendi yazılım içerisinde ama işte Picard'da nasıl konuşuyor. Günlük insanlar nasıl anlaşıyor. Onları nasıl kırmayacağını biliyor. Ama hani şey işte çünkü küfür ne? Küfür şudur. Ha tamam küfür etmemem gerekiyor. Etmiyor. Böylece insan kırılmıyor gibi. Daha böyle e, sayısal bir düzende bunları biliyor. Ve kadın aslında onu e, şimdi bak seninle aşk yaşayacağız. Bana hediye al. Hediye şöyle bir şeydir falan diye anlatana kadar aslında fena gitmiyorlar. Hı -hı. Data takılıyor. Çünkü önceden Taşa'yla da aslında bir şeyler yaşadı. Biliyor az çok ne olduğunu. Ama hani bir duygu yaşamıyor. Oraya kadar iyi gidiyordu. Aslında ondan sonra bozuluyor. Burada da senin dediğin şey bence çok iyi bir tespit. İşte insan e, ilişki kurmuyor. Aslında devlete ilişki kurabiliyor. Ama aşk yaşamayı istiyorsun. Ama aşk yaşayın dediğim zaman başka bir third parti yaratıyormuş gibi. Aşk Aha. var abi işte böyle e, saraylarda yaşayalım. Beni, beni yaşatsın, bana yüzük taksın. beni şöyle... Ama ki daha önemli şeyler var. İlişki kurmak gibi, konuşmak gibi. bu işte yıkık edebiyatının şeyidir ya abi. Evet. Kardeşim sen seviyor musun bu kızı? Seviyorum. Aşık mısın ulan? Aşığım be. O zaman al bu silahı sık kafanı. böyle... <laughs> <laughs> anladın mı? Hani böyle ne alaka var böyle. yıkık edebiyatının, boktan edebiyatın bence en bariz noktası hep şeydir. Aşırı irrasyonel, aşırı geri zekalıca bir şeyi yaptın. Niye yaptın? Aşım niye yaptın? <laughs> ya ne yapıyorsunuz dayı? Yani işte datayı da şimdi şey yapıyorlar o yüzden. Ee, mesela bu bölümler, bu tarz temalar şeyde çok iyi işlenebilirdi. WandaVision'da çok iyi işlenebilirdi. Ama yani, onun yerine işlenmedi. Biraz işlendi PSO'sun aslında. Eseos'un gemisi falan filan dendi. Uçuldu gidildi öyle. Aa, niye lan o iyiydi bence. Ben hala seviyorum onu. <laughs> Abi işte evet ama yani Vision gibi bir Android ile yaşanan bir aşkı anlatırken işleyebileceğin o kadar tema varken Allah Allah creepy bir şeyler oluyorun dışında çıkamadı Marvel açıkçası. Yani bence eksiklikler var. Neticede bir insanla bir Android'in aşkı yani Vision mesela aşık bir adam olmayı çok iyi biliyordu. Nereden öğrendi? Nereden öğrendiğine dair ya, çok büyük bir ipucum yok şu an. Filmlerde de çok bir şey olmuyor. Ha i̇şte yani. hani evet anladın mı? Çünkü Vision'ı öyle yaptılar hep en başından beri. Vision hep böyle sorumluluk sahibi efendi. Biraz ha. Oysa attın mı? Aslında hani şeyden öyle... şeyden yüklüyordu biraz galiba işte kendi anılarından Wanda yüklüyordu ona. Yani onu kontrol edebildiği için biraz oradan yüklüyordu aslında. Yani yine bir yükleme yapıyordu. Bir program Tabii. çalıştırıyordu ama kendi yazıyordu yani. Mantıklı. İşlenebilecek şeyler vardı ama yani bence bayağı. E tabii dairelere gidebilir. Ya bunu bak kimi iyi yapıyor? Tom King'in Vision çizgi romanı okumuşsundur belki. Hı -hı. O iyi yapıyor. Yok. yani. Yani ona, ona bakabilirsin. O iyi yapıyor. Hatta o biraz daha işi büyütüp şeye de götürüyor. Yani mahalle adaptasyon, topluma entegrasyon falan Hı -hı. gibi şeylere de gidiyor. Yani bu biraz daha onlar topluma entegrasyon işte e, zihinsel entegrasyon gibi kafadaydı. Evet iş gidebilirlerdi belki de ama ben de seviyorum ya Wanda'yı. <laughs> yine o kadar boktan ya işin ayrı. içinde bence iyiydi Abi yani. Tabii tabii o ayrı ama işte biraz daha e, Allah Allah burada ne oluyor gizemine çok takıldılar Vanda ve Vision'ın aşkını. Evet. Daha uzun işlemek yerine çünkü e, robotun aşık oluyor, taklidi yaptığı bir dünya. işte taklit mi yapıyor yoksa gerçekten prosesini ayırması gerçekten aşık olduğu anlamına mı geliyor, sevdiği anlamına mı geliyor. Bunlar bence üzerine konuşulduğu zaman insanların da kendi duygularını daha iyi anlamasını sağlayan temalar olduğu için hoşuma gidiyor. Yine bilim kurgunun bir görevi olarak düşünüyorum bunu yani. Bu arada bu bölümü şunu da söyleme demeyeceğim. Yani second plot'u o kadar silikti ki ya. Nebula'ya gidiyorlar, Nebula'da bir şeyler oluyor. O kadar bak aklımıza bile gelmedi konuşmak. Şimdi ben notlarıma bakınca hatırladım ne Nebul Nebula'nın ya? içine giriyorlar. Böyle boşluklar oluşuyor. Böyle insanlar yerin dibine giriyor. Ölüyor falan. Hatırladın mı böyle? Boşluklara çarpıyor. Sonra Picard önden o boşluklardan kurtulmak için şehre çıkıyor. Ha ha evet. Şatılla. Evet, Bu benim gemim Will. Gemiğim. Ben Hayır ben Ay hiç aklımda bile kalmadı. Evet oğlum, hiç unutmuşuz ve yani... o kadar silik ki. Çünkü oğlum, bu konuya odaklanın. Niye bize second plot veriyorsunuz ki burada? Bu konu güzel işte. Hiç alakası yok bir de onun yani. İşte şişirecek <laughs> abi dakikayı. Yani kimi insan için de muhtemelen orası asıl plot. Burası ikinci evet, plot. Yani evet. e, bir seyirci için yapıyorlar böyle şeyler. Evet. Yani formülleri o. Dönemin reytingine takılmış olabilir. Tabii. Evet. TV rating sisteminin dizileri olduğunu bunları unutmamak lazım hep hatırlatıyorum ki açıda Var mı Öyle. ekleyeceğim başka bir şey? Yok bu kadar. Bence güzel temalar var bölümde. Dediğim gibi sadece merkezde değiller. Aynen. Bu bölüme de özellikle data severler kesin baksın diyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Şey. Bye Görüşürüz. Bye.